MIA'nin olduğu tezgahtayım. Buradan zamanında neler neler aldım. Mudo'nun deseni. MIA. Çok güzel. Şu deseni falan da var. Bunun rengi de çok güzel. Arkadaşlar bunların tabakları. Gerçekten çok güzel. Selamlar yeni bir pazar videomdan. Arkadaşlar Kadıköy'ün Salı Pazarı'ndayım. Bu pazarda her şey var. Antika, genelde cuma günleri oluyor ama salı günleri de antika eşyalar var. Sebze, meyve, kumaşlar vesaire. Buraya uzun zamandır gelmemiştim. Şu an saat 12, yani çok kalabalık görünmüyor ama böyle seyrek de değil. Hadi bakalım biz başlayalım. İlk tezgahımızla başlayalım. Şöyle mavinin etiket fiyatı ve şardonlu. Görüyorsunuz zaten etiketini. Bu parçalar 200 lira arkadaşlar. 200 lira çok iyiymiş gerçekten. Alt parçalar şardonlu, böyle o kadar güzel ki içleri. Bunların fiyatı da 150 liraya. Şöyle kabanlar var arkadaşlar. Hemen içlerini ve dokularını da inşallah göstereceğim. Arka tarafa geçeyim. Böyle yakından göstereyim. Astarlı, bel kuşağı falan var. 450 lira arkadaşlar, uzun. Yani böyle diz altına kadar geliyor desenleri. Şu diğer renkler vesaire de böyle tekli olanlar da yine aynı şekilde 450 lira. Bırak, Allah aşkına bırak. Böyle. Ya bırak ya. Böyle bir model. Rengi biraz daha canlı şeyde, gerçekten. Şöyle tek renkler falan, bunlar da güzel oluyor. Yani desenlerden nazara. Beyaz mı bakayım? Böyle bir tezgah var. Şöyle içine biraz, evet, pamuklu, beli lastikli, böyle bir deri pantolon. Derisi de güzel, yumuşak ama tabi bazı deriler zamanla giymediğin zaman bile dolapta deforme olabiliyor. Bu güzel bir deriye benziyor ama daha da iyi olabilirdi. Böyle bir tezgah 150 lira. Şöyle bakalım ne parçalar var. Bu da, yani eşofman olacaksam az önceki yerden almayı yeğlerim. Şöyle üstler, abla açmışken biraz da bakayım dedim. Ay şuna bakar mısın? Aşk. Tatlı. Al giy evde ama daha güzel olabilirdi. Böyle kendi haline bir tezgah diyorum ben. Şu az önceki bayan tezgahı var ya, mavinin olan. Orada erkek var yan tarafta. Onları göstereyim böyle. 200 lira arkadaşlar. Manşet güzel. Kötü değil. Lastikleri falan, içlerine bakar mısınız? Çok güzel. Bir tanesini şöyle açalım modeli. Böyle bir modellik mi yapıyorsun bana gözlükte? Şöyle yani göstermek gerekirse renkleri, bedenleri var. Gözlüklerin fiyatı, yani şu an sorsak mı bilemedim ama böyle gözlük ararsanız var. Beli lastikli, böyle kumaşı falan güzel ama. Pijama 60 lira arkadaşlar. Bırakacak mısınız onu? Böyle model gösterecektim. Bir de şöyle desenli falan var. 60 liraya. Böyle tezgah karışık, kadifeler falan da var. Böyle daha rahat, böyle sanki bir pijama takımının altı gibi. Ay ne diyorum ben, zaten bir pijama takımı. Yani takım olarak alt parçayı böyle atmışlar tezgaha. Aslında demek istediğim buydu. Çanta tezgahındayım arkadaşlar. Şöyle çantaların içine bakar mısınız? Çok güzel. Böyle kapış kapış gidiyor şu an burası. Böyle çantalar var. Şunu da çok beğendim. Zinciri falan güzel. Şu şöyle 60 liraya. Şöyle bir çanta, yine bu da aynı şekilde 60 lira hepsi. Böyle modelleri göstereyim. Bunu çok beğendim. Şöyle içini de göstereyim size. Dayım onu bey alabilir miyim? Ve biz neyini alıyoruz? Bakalım. Bakayım. Daha yeni çıkmış şey. Evet, yeni olan alacağız. Şunu bırakalım. Bunu indi, içini kontrol edelim. 80 lira mı? Böyle. Minnoş, güzel siyah bir çanta. Bakın modelleri gösteriyorum size. Şuradan böyle anlaşılıyor. Bir de elimde, aşkım tutar mısın onu? Onu tut.
Ve şunun arasına gidip geldim bayağı ama. Bakın güzel. Sıfır çantalar ortada bırakılır. Modelleri böyle elime alıyorum çünkü gerçekten burada şu an çekim yapmak çok zor. 60'a. Şöyle. Haydi. Dur kovak. Böyle bir orta boy büyüklükte. Valla fermuarları falan da fena değil. Biraz daha büyük. Ev terliklerinin olduğu bir tezgah. Bu fiyatlar 35 lira. Modelleri de böyle. Şöyle renkli. Zaten lokumama gerek yok. Böyle çocuk için olanlar. Hadi be kalem. Onlar 50 lira. Şöyle. Aha! Aynı tezgahın devamında da böyle modeller. Böyle spor üstlerin olduğu bir tezgah. 35 lira. Arkası da 25. Şunlar arkadaşlar yazın elbiselerin altını, beyaz elbiselerin altını çok iyi oluyor. Benim olmasaydı alırdım. Birkaç tanem var. Çok güzel. Hemen göstereyim. Lastikli falan dokuları güzel, yumuşacık. Öyle tabi artık sürtünmekten kötü olmuşlar var ama böyle seçiyorsun zaten, pazar burası. Tight'lar 50 lira. Hemen göstereyim bir tanesinin belini. Lastikli. Şöyle fitili bir tayt. Rengi falan çok güzel bunun. Şu taraf 15 lira. Evet, dikkat edin. Evet. Ödüm koptu benim de, ne oldu dedim. Şöyle iç çamaşırları falan. Büyük beden arıyorsunuz ya arkadaşlar, bu pazar o anlamda iyi. Şöyle dokunmayayım da böyle fiyatlarını ve ne var ne yok diye göstermek amaçlı çekmiş olayım sizler için. Böyle bir tezgah. Hangiler? Şunlar mı? 70. Şunlar 70 lira. Ay dokuları o kadar güzel ki, yumuşacık. Böyle yılbaşı konseptli hali ama pijama bu. Her zaman giymeyi severiz. Şunlar da daha sıcak. Yani diğerleri de sıcak tutuyordur ama böyle daha kalın olanları. Bunlar da 60 lira. Belleri falan lastikli, gayet güzel dikilmiş. Ne var? Onlar polar. Evet, polar. Bedenleri, büyük bedenler de var değil mi? Çift serçe kadar. Evet, çift serçe kadar var. Mesela bir tanesini göstereyim. Büyük beden arıyorsunuz ya dediğim gibi. Çift serçe bayağı iyi. Şöyle gösterdik. Tamam, teşekkürler. Şunlar çok güzel değil mi tane? Yumuşacık. Bunlarda da yine aynı şekilde bedenler var. X serç. Lastikleri falan güzel ama gerçekten. Teşekkürler. Daha tek renkli. Bunlar erkek kalıp mı? Bakayım. Yani hemen hemen. Evet. Şimdi desenliğe ilt edemedim ama. Cepli derken. Ha, onlar mı? Onları da bakalım. 130 lira. Erkek, bayan fark etmez zaten. Bunların kalıpları her zaman büyük, daha güzel oluyor. Üstler ne kadar peki? Yelek 150. Şöyle eve de kumaşlarınız belli oluyor. Teşekkür ediyorum, iyi çalışmalar. Şimdi antikaların olduğu, yani böyle ikinci el işte eşyaların satıldığı bir köşeye geldim de bunları falan çekmek istedim. Elbiseler 300-350 olarak değişiyor. Kumaşları kadife. Büyük beden işte. Aynı tezgahta yine böyle polar, üst kolları falan biraz dar gibi ama büyük bedenlere kadar var. 3x darça kadar. Fiyatları da 180 mi demiştiniz? 155 sayalım. Şöyle. Teşekkürler. Bir çorap tezgahı dikkatimi çekti. O da fiyatı arkadaşlar 15 lira. Bir de böyle yün çorap, yani 15 lira için iyi.
çekmek istedim sizler için. Paket 15 lira. Aşk böyle paket 15 lira diyor. Yani. Şunu bayağı kalınlaş. Çeşit çeşit yine elimi mahvettim. Ay. Böyle ikili, kalın valla. Güzel bu. Öyle değil mi? Çok kalın. İkili 15 alalım mı bundan? Sen, ben de giyerim. Çok çorap alıyorum arkadaşlar. Pazarlara geldiğimde hiçbir şey almasam bile mutlaka çorap alıyorum. Yok sana o renkli. Tamam. Siz isterseniz sorun onu. Şöyle montlar. Ay çok güzel. Fiyat sordum da. Kendi üretimleri arkadaşlar. İnanır mısınız? Bir hırka vardır ya böyle. Burası biraz böyle ağır ama aşırı güzel. O hırkanın yumuşluğunda. Hemen göstereyim. Oo, tezgah salladık resmen. Aşkım bakar mısın şuna? Çok güzel. 350. 350 mi o? Evet. Hmm. 350 lira. Şu pembeyi çok beğendim. Bu da bakın yumuşluğuna. 800 lira. 800 değil mi bu? Evet. İçi astarlı arkadaşlar ve tek düğmeli. Pelişun arkası. Vallahi bayıldım. 600 liraydı değil mi bu? 600 lira fiyatı. Yine yumuş. Böyle astarlı. Hafif kalçayı kapatan. Kapşonlu. Bunun fiyatı 600. Bir de diğerlerini şöyle kabaca göstereyim size. Vallahi çok güzeller ya. Of bu nedir? Hangi birini alacağım ben? Çok güzelsiniz. Ben çok beğendim. Kaliteleri mükemmel. Böyle bir kazak tezgahı. Rengi somon rengi arkadaşlar. Ekranda bir tık daha açık çıkıyor. Onu belirteyim. Uzun valla tunik şeklinde yumuşacık boğazlı bir kazak. Şu biraz daha kalın örgü tipi. Bunun da fiyatı yine aynı şekilde 100 lira. Şöyle saks rengin bir tane ama yani modelmiş bu. Şu beyaz neymiş bakalım, birlikte karıştırıyoruz bu arada. Bu da çok güzel. Ay geçen Bakırköy'se cumartesi pazarından beyaz almasaydım bunu alırdım. Bu arada eski pazar videolarımı yani şu videoyu izleyenler bir önceki pazar videolarıma da bakmayı unutmayın arkadaşlar. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Böyle tezgahları birlikte karıştırıyoruz sizinle. Bakalım başka ne var? Şu turuncuya bakalım bir de. Bu da tunik şeklinde diyecektim de yok değil ama daha geniş ve farklı modellerin olur. Böyle duvara yakın gri. Şu çizgili zaten seviyoruz her zaman. Bu sene bayağı giyildi ama çizgili bence her dolapta olması gereken kurtarıcı bir parça. Şöyle şuna da bakalım mı hayatım? Açtık bakalım. Bu da böyle 100 liraya bir tezgah. Siyah temiz ama ekranda nedense tozlu duruyor şu hariç. Şöyle balon kollu çok güzel siyah bir hırka. Önü düğmeli hırka. Artık elimizi bir şekilde kirlettik arkadaşlar. Böyle ikinci el eşyaların olduğu kazak. Sağlam. Yani çok tercih etmiyorum böyle mükemmel bir şey bulmadığım sürece. 5 lira ama fiyatlarını söyleyeyim. Böyle bir pantolon. İçisi. Arkası. Modelin üzerindeki bezli parçaların olduğu bir tezgah. Parça 40 lira mıydı? 40 liraya. Ayıklıyorsunuz kendiniz arkadaşlar. Bakın. Bir önemi yok. Kalitesine, kumaşına vesaire bakın. Yani etiketin gerçekten markası ne olursa olsun hiçbir şekilde önemi yok benim için. Yani az önce bir tane hatalı olan var. Böyle dikiş hemen bıraktım. Anlayan alıyor, almıyor ya da anlamayan alıyor vesaire vesaire. O yüzden bir şeyin kalitesine bakın mutlaka. Şöyle gri. Yani her zaman olması gereken şeyler.
dolapta. Şu güzelmiş, 40 lira da. Bunlar bir sürü var, kendim diktim. Böyle parçaların olduğu bir yer. Hayırlı işler abi. Böyle büyük beden, basic'ten yine devam ediyoruz. Bunların tabii kumaşları biraz daha iyi diğerlerine göre. 50 lira arkadaşlar. Kaç bedenmiş bu? Large, X-Large. Böyle. Sivitlerin olduğu bir tezgah. İçleri böyle polarlı. SM beden diye geçiyor. Yani mavidekilerle hiçbir farkı yok bence kalite olarak. Aynı. Dokusu falan. Kumaşı, dikişler. Karışık bir tezgah burası. Öderler şu şekilde. 150 lira. 50 lira daha ucuz. Yani derseniz orası etiketli, evet. Ama bence dediğim gibi değişen pek bir şey yok. Şöyle gri bir tane. Bu neyin nesi bilemedim. Güzel yeşil bir üst. 150 lira. Yani Zara diyor. Ama şurası mı yırtıktı, bir şey miydi? Yok. Böyle. Valla taş gibi ağırlar. Bayağı marka, bayağı marka, bayağı. Şöyle bir masa örtücüsünün tezgahındayım. Desenliler böyle dokusunu anlayın diye, evet, açtık. Ne kadar mesela bunun ölçüsü kare masa için? 1.60. Sade olanları da göstereyim. Şunlar ne kadar? Nasıl bundan da bir tane? Yuvarlak. Ha, yuvarlak masa için. 160 çap mı? 120 mi? 160. Bunlar. Peki bunların kare olanları var mı? Bu düz olanların? Yani yine geliyor. Dikdörtgen. Ha, dikdörtgen. Evet. Bu sadeden dikdörtgen. Bu 120 santim çapında. Şöyle masa örtücüsü. Şu tarafta tüllüler ne kadar peki? Bunlardan var bende. Bunlardan var bende. 150 lira. Böyle açmayalım. Şöyle göstereyim. Runner'lar, satenler. Tezgahın diğer tarafında böyle birleşik 100 lira arkadaşlar. Ama ince makasla şunları bile ayırma fikri geldi aklıma. Çünkü nişanımız tepsimin üzerine böyle bir tül almıştım. Üzerine de çok olmuştu. Yani nişan videom da var YouTube kanalımda. Bakabilirsiniz. Şöyle. Böyle işleme desenli. Dokusu böyle. Bunun bende krem kahve tonu olanı var. Yine çiçekler hemen hemen buna benzer. Bakın modellerine. Şurada var. Öyle züccaci tezgahındayım. Cam ikili. 50 lira. Böyle küçük bir tezgah. Ay, şunlar ne kadar? 80 lira. 80 lira. Bir de şöyle neyli yazılı. Şöyle kavanozlar falan. Şu ne kadar cam? Bunun da fiyatını öğrenebilir miyim? Buyurun efendim, 130 lira. 130 lira bu da. 550 liraya erkek montları, bedenleri rüzgar var. Geçirmez, her bedenleri var. Mesela bu hangi beden? Bu çift X-Large. Çift X-Large, büyük bedenden. Yani var, kimin için? Şöyle. Böyle daha puf puf. Çift X-Large. Şurası falan lastikli. Kolları da lastikli. Modeller. Şurada bordosu falan var. Dokusu biraz daha farklı oldu. Buradakiler peki? Bunlar ne kadar? Bu 400 lira arkadaşlar. İçi şardon diyecektim neredeyse. Böyle konuşamadım. Böyle kolarlı gibi.
Şöyle bordon. Yani erkek takipçilerim de var. Onlar için çekiyorum. Krem ne kadar peki? Şu an mesela elinizdeki gerek krem. Gerek mi bu? Bunlar 400. Bu taraf 400. Bu taraf 400. Bu taraf 550. Büyük beden. Var. Renkler de var böyle lacivert. Modelin üzerine biraz yakınlaşıp göstereyim. Şöyle tek parça elbiselerin olduğu bir stand. Bunun kumaşı böyle yazlık, efil efil, ince, lastik kullanılmış, etek ucu falan böyle. Tesettür için çok güzel. Gerçekten çok zarif bir parça. Ne kadardı bu? 180. 180 lira. Belki fiyatını söyledim, artık hatırlamıyorum. Kışlık kumaş, isterseniz de şöyle kaz ayak desenli bir kumaş. Biraz daha kalın tabii ki kışın deseni. Şurada da leopar var. Bakalım bu da aynı şekilde onun gibi. Bu yalnız sıcak tutar ha. Şöyle göstereyim. O kadar uzun ki kaldıramıyorum. Yerde de yine renkler var. Şöyle bakın. Kalitelerine, ipliklerine. Renkler. Ay şu çok güzel bir yeşil. Kesinlikle çok çok güzel. Şurada da sanırım daha desenli olarak var. Desenli böyle elbise. Ama ben bunu çok beğendim. Çok güzel. Astarı var mı bakalım. Astar yok arkadaşlar. Ama sorun değil. Yani hiç göstermiyor ve astar da çok rahat giyilir. Şu kısımda da modelleri farklı olarak var. Model de mi aynı fiyat? Bu fiyat, taraf. Aynı. Teşekkür. Üstte de bakın geniş beden seçenekli. Emayenin olduğu tezgahtayım. Buradan zamanda neler neler aldım. 40 liraya arkadaşlar bu. Daha küçük olarak 35 liraya. Sonra şunu gösterebilir miyim? Şöyle 100 liraya böyle ayaklı bir kase meyvelik. Şöyle fırın kapları 60 liraya. Ay şunlar da çok güzel. Ay son olarak bunu sorabilir miyim? 40. Hep sorabilirsin. Sonunda bir şey yok. Yormayalım sizi. Bunlar 75. Şöyle sütlükler de 75 liraymış. Ufak defoları var arkadaşlar, dikkat etmek gerekiyor. Tabi bu saatte ne kaldıysa. Böyle. Ay şu sütlük ne kadar? Çok güzel. Yanınız düşüyor mu? Sütlük ne kadar? Cam gibi onlar. Şurada yeşil var. Mint yeşili. Küçükler 75, büyük 100. 100 liraya arkadaşlar. Mudo'nun deseni. Emaye. Emaye. Çok 100. Güzel. Şu deseni falan da var. 40. Şöyle göstereyim size. Şimşir kaşık deniliyor arkadaşlar. Çok... Ay bu neydi be? Bu ses neydi? 30 liraya böyle bir teyzemizin tezgahı, yün çorap. 55 lira. Büyük şimşir kaşıklar şöyle. Şu çoraplar biraz daha kısa. Bunlar da 45 lira ama valla gerçekten çok güzel. İş yok değil mi? Ay. Arkadaşlar böyle bir şey ihtiyacınız varsa bu ablaya gelin. Bu
Başka bir tabakçı tezgahındayım böyle. 75 lira arkadaşlar. Bonla'nın porselenleri mükemmel zaten. Gerçekten desenleri ayrı ayrı güzel. Şöyle kupalar var 25 liraya. Pardon. Şöyle çukur tabak ne kadar? 30 lira bu da. Şöyle. Bunun rengi de çok güzel. Arkadaşlar Bonla'nın tabakları. Gerçekten çok güzel oluyor. Sanırım şuradakinden bir tane daha alacağım. Az önceki tezgahtan iki tane model aldım ama orada çekim yapmak biraz sıkıntılı olduğu için sorun yaşamak istemedim açıkçası. Şu çok güzelmiş. Bayağı güzel. Salata kasesi falan. Bunun fiyatı 25 lira arkadaşlar. Bundan alıyorum. Böyle. Pantolon tezgahı. Şurası 150 lira arkadaşlar. Ne alırsan 60 değil 30 liraymış. Hatta 20 düşürmüşler. 20 liraya. Liraya bir şey mi kaldı ya? Güzelmiş ha, baksana. Dokusu falan çok güzel, yumuşacık. Yumuşacık dokulu. Yarım kollu bir bluz 20 lira. Böyle blazerlerin içine falan çok güzel olur, çok şık. Yakası falan da güzel. Böyle kalın bir kazak, yeşil. Biraz kötü gibi. Ama şunu alacağım arkadaşlar, gıcır gıcır duruyor. Böyle tüylenme falan hiç yok. Arkasında da hiçbir sorun yok. Böyle dediğim gibi blazerlerin, gömleklerin veya yazın bile böyle giyilebilir. Başka bir jean tezgahı. Böyle modeller 100 lira arkadaşlar. Yakından göstereyim. Ah 100 lira diyor. Ay şu elimde tabak var. Etiketler kesik. Şöyle çok güzel. Bakın. Collins'in etiketiyle. Model gerçekten güzel. Şöyle siyah. 80 lira. İç çamaşır. Hemen bakalım. Teşekkürler. Hoş geldin. Böyle lastikli. Şunları falan destekli. 2X'ler. Böyle kalıplar güzel. Şunlar ne kadar? Şunlar ne kadar? Abla telefonla konuşuyor. O yüzden cevap alamıyorum şu anda. Koton çamaşır tane 20 lira. O da burası. Böyle. Genelde büyük beden şu taraf. Ama fiyat soramıyorum. Abla telefonla konuşuyor. Öğrendik. 35 lira arkadaşlar böyle dikişsiz. Bardaklar. Harfli bardaklar. Bakırköy pazarında da güzel bir kırmızı örtülü tezgahımız vardı. Eskiler bilir. Eski videolarıma bakmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle bardakların tanesi 15. 6 tanesi 90 liraya geliyor. Böyle kadehler. Hiç elime almama gerek yok. Ekrandan zaten belli modeller. Şurada da 6 adet Paşabahçe. 120 lira. Yakınlaştırayım.
Şunların tane 15 lira. Yine aynı şekilde. Büyükler 75, öbürküler 120. Böyle. 15. Bunlar da mı 15 lira? 10 lira. Bunlar 10 lira. Aa, sadeleri çok hoş. Çok güzel, incecik. İç giyim, çamaşır isteyen arkadaşlar, kumaşlar güzel görünüyor. Vallahi kumaşlar çok güzel. Fiyatlar böyle. Dağlara kar yağmış ha, biliyordun mu? Şu kısım da böyle. Yakına buraya da kadar merak etme. Çorap aldık çifte 10 liradan. Çantalar 40 lira mı? Biz 60 liraya aldık az önce. Kazıklandık mı yoksa? Benim çantamı birebirim. Hayır. Aa, peluş. 40 lira arkadaşlar. Şey de kötü durmuyor ha valla. Şurası. Ama kullanmam. Şöyle arkadaşlar. 40 liraya çanta. Burası da 60'lı. İçini açtınız mı siz? Ay, benim elim dolu diye açamamıştım ama. Barkod da bu arada gösterdi ama bilemedim. Siteye attı beni ama çantaya atmadı. 60 milyon ya. 60 liraya kodlar. Şimdi olduğu bir tezgah dedi böyle. Ay be, seçin 60. Şöyle yumuş tartlar 80 lira. Valla iç içe geçirdik. Birçok şey aldık arkadaşlar. Videomu burada sonlandırıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.